Herkese merhaba. Kemalizm üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Daha önce Kemalizmle ilgili çektiğim videolarda genelde solu konuştuk. Bu videoda da sağa konuşmaya karar verdim ve sizinle sağ Kemalizm üzerine tartışacağız bu videoda. Sağ Kemalizmin siyasi ve entelektüel hayatlarına ineceğiz. Bir sorgulamasını yapacağız sağ Kemalizmin. Ama videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim zillerini açabilirseniz sevinirim diyorum ve hızlı bir şekilde sağ Kemalizm videosuna giriyorum. Şimdi öncelikle Kemalizm serisinin ilk videosunda da bahsetmiştim. Kemalizmin sağ ve sol yorumları daha Mustafa Kemal Atatürk hayattayken 1930'lu yıllarda şekillenmeye başlamıştı demiştim. Bu nasıl olmuştu? Bir kadro grubu vardı, kadro kampı vardı. Bir de Ülkü Dergisi grubu vardı. Yani kadro dergisi etrafında buluşan aydınlar Kemalizmin sol yorumunu savunuyordu. Bununla ilgili bir video çekmiştim. İsteyenler ve izlemeyenler izleyebilir. Daha faydalı olacaktır. Çünkü tekrar açmayacağım aynı konuyu. Sol Kemalizm genel olarak kadro çevresinde billurlaşmıştı. Sağ Kemalizm ise genel olarak Ülkü Dergisi çevresinde billurlaşmıştı. Buralarda kimler vardı derseniz bir kere Şevket Süreyya Aydemir vardı kadro çevrelerinde. Vedat Nedim Tör vardı. Daha sonra Burhan Asaf Belge vardı. İsmail Hüsrev Tökün vardı. Sağ Kemalizm çevrelerinde de genel olarak bu Ülkü Dergisi çevrelerinde Recep Peker gibi işte sonrasında bakanlık falan da yapacak Recep Peker gibi kimseler vardı. Sağ Kemalizm'de genel olarak Ülkü Dergisi çevrelerinde biraz daha billurlaşmıştı, hayat bulmuştu ve Cumhuriyet tarihi boyunca da genel olarak sol Kemalizm kadro hattından ilerler. Sağ Kemalizm de Ülkü Dergisi hattından ilerler. Burada sol Kemalizm genel olarak devrimci ve sistem karşıtı ama Atatürk imgesini de yoğun bir şekilde kullanıyor. Genel olarak da felsefeci ve teorisyenlerden etkileniyor. Sağ Kemalizm ise daha çok böyle edebiyatçılardan falan etkilenen ama böyle genelde vasat edebiyatçılardan etkilenen bir grup. Baktığımız zaman sağ Kemalizm hattıysa bu İttihat Terakki'den tevarüz eden bu milli burjuvazi politikaları vardır. Bir de İttihat Terakki'nin Türkçülük politikaları vardır. Bunları kendisine rehber ediniyor. 1920'lerde 30'larda aynı politikaları güncellenmiş versiyonuyla tabi devam ettiriyor. 1930'larda bir de Türk tarih tezi peyda olacaktır. Bu Türk tarih tezinde kendilerine sağ Kemalistler kılavuz olarak ediniyor. Ve iki grubun gerilim üretmesi bu minvalde seyrediyor. Zaten dediğim gibi 1930'larda bu iki grup arasında bir gerilim vardı daha Atatürk hayattayken. Ama Atatürk'ün hem tarihsel ağırlığı hem de Mustafa Kemal Atatürk'ün birleştirici bir güç olarak, büyük bir birleştirici güç olarak ortada durması, henüz hayatta olması bu iki grup arasındaki gerilimi katastrofik bir gerilime kanalize etmiyordu. Yani böyle travmatik sert kırılımlar meydana gelmiyordu iki grup arasında. Ama ne zaman ki Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal edecek, aramızdan ayrılacak, yani o tarihsel ağırlığı ortadan kalkacak, bu iki grup arasındaki silik çizgi biraz daha belirginleşmeye başlayacak. Bu gerilimler biraz daha artık meyvelerini verecek, kendisini görünür kılacak ve baktığımız zaman iki kampı biz daha belirgin bir şekilde görebileceğiz. Ama Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldıktan sonra, daha öncesinde dediğim gibi bir kalın bir çizgi var aralarında. Ama bu kalın çizgi o kadar belirgin değil, biraz daha silik bir çizgi. Peki Atatürk'ten sonra ne oldu diyebilirsiniz? Yani sağ Kemalistler Atatürk'ten sonra ne yaptılar? Bir kere bu Kemalizmin 6 ilkesi özelinde kalıba yeni beton dökme yoluna gittiler. Yani bu Kemalizmin işte 6 ilkesi var ya bu Atatürk'ün de devletçilik, halkçılık, inkılapçılık falan diye gider. Bunların özelinde bunları yeniden yorumlama yoluna gittiler yani. Öncelikle mesela devletçiliği ele alalım. Devletçilik konusunda ne yaptılar? Niye devletçiliği önce alıyorum? Çünkü şöyle ki bu sağ ve sol Kemalizm ayrımı yani bunlar temel ayrışım hattı. Daha çok Marksizmin bu altyapı ve üst yapı devrimleriyle ilişkilidir aslında. Onunla ilgili de ayrı bir video çekeceğim yani bir Marksist bir perspektiften bu Kemalizmin sağ ve sol yorumlarının incelenmesi diye. Çünkü dediğim gibi temel ayrışma hatta aslında ekonomiktir bunların. Marksizmin altyapı ve üst yapı devrimleriyle açıklanabilir ama bu videoda sağ Kemalizmden bahsedeceğiz. Orayı açarsak çok uzun sürer. Onunla ilgili ayrı bir müstakil video çekeceğim. Şimdi bu devletçilikte bir kere ne yaptılar? Bu özel ve kamu dengesi vardı malum bu devletçiliğin özünde. Atatürk'ün sağladığı müthiş bir denge vardı. Bu dengeyi alt üst ettiler bir kere. Bu özel kamu dengesini bozdular. Daha çok özelden yana bir ağırlık kaydırdılar. Milliyetçiliğe bakalım mesela. Şimdi zaten milliyetçiliğe acayip rehber edinir bu adamlar. Milliyetçilik konusunda şöyle ki Mustafa Kemal Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı malumdur. Son derece hümanist, son derece seküler bir milliyetçiliğe dayanır. Oldukça da yani gelişkin falan bir milliyetçiliktir. Ama bunu aldılar. Daha böyle lümpen ve hamasi bir milliyetçiliğe çektiler. Yani biraz daha ırkçılıkla da bezeyerek. Hatta bununla ilgili de yorumlamaları var ve Atatürk'ün sözlerine sıklıkla referans verirler bu konuda. Atatürk'ün Türkçülükle ilgili falan bir takım görüşlerini alırlar. Kendi milliyetçilik anlayışlarını meze eder bu adamlar. Cumhuriyetçiliğe bakalım mesela. Cumhuriyetçilik konusunda da Amerika'daki ikili sistemi neredeyse aynı şekilde aldılar getirdiler. Burada tatbik ettiler. Amerika'da malum işte bir cumhuriyetçiler ve demokratlar vardır. İki partili bir sistem vardır. Egemen şekilde ilerler. Partiler biraz daha hani siliktir orada. İki taraftan bir yere gidersiniz. Daha sonra partinizden bağımsız bir şekilde de hareket edebilirsiniz.
Bize tabii partiden bağımsız bir şekilde hareket etme yok. Ama baktığımız zaman 1940'larda kurulacak o demokratik düzen, hani çok partili siyasi hayata geçiş falan diyoruz ya biz. Özünde bu sistem iki partili bir sistemdir. Hatta yani bunu İnönü'nden falan da çok daha rahat kanıtlanabilir. Demokrat Parti'den de kanıtlanabilir. Mesela bir örnek vereyim ben size. Demokrat Parti 1940'larda daha ilk kurulduğu zamanlarda, hatta Demokrat Parti kurulmadan önce bu Nuri Demirağ'ın bir partisi kuruluyor mesela. Neydi, Milliyetçi Kalkınma Partisi mi ne, öyle bir parti, Milli Kalkınma Partisi'ydi herhalde. Bu parti kuruluyor, daha Demokrat Parti kurulmamış. İsmet İnönü bu parti kurulduktan sonra bir konuşma yapıyor. Sanki hiç daha CHP'den başka parti yokmuş gibi hareket ediyor. Yani Demokrat Parti'nin kurulması özlemi falan veya Demokrat Parti'nin kurulacağı, onun parti yerine konulacağı, ötekilerin parti yerine konulmayacağı zaten önceden belli. Ve Demokrat Parti gene İsmet Paşa'nın çizdiği sınırlar çerçevesinde siyaset yapacağını taahhüt ederek zaten geliyor. Yoksa yani kurulmasına belki izin bile verilmez. Bu çok uzun açıklanabilir aslında. Cemil Koçan falan bununla ilgili de kitapları vardır. Ama şimdi onlara da değinmeyeyim ben. Diğer ilkelere bakabiliriz mesela. Laikliğe bakalım. Türk İslam sentezi temelinde, yani laikliğin özünden uzaklaşmış, Türk İslam sentezine dayandırılmış bir laiklik serdediliyor. Zaten halkçılık falan, yani halkçılığın hatta inkılapçılığın hiç paketi bile açılmıyor, yani 0 kilometre bir şekilde duruyor. Bu arada bunlar da İhsan Ömer Atagenç hocanın tespitleridir. Onun bir sağ Kemalizmle ilgili deneme kitabı vardır. Giriş niteliğinde yazmıştır. Orada bahseder bu ilkeler özelinde, yani sağ Kemalizmin geldiği noktayı. Peki bunların kilometre taşı nasıl döşendi? Yani biz buraya, sağ Kemalistler bizi buraya nasıl getirdi derseniz ona bakacağız. Aslında bu videonun asıl konusu da odur bu arada. Şimdi bu sağ Kemalistler genel olarak Kemalist dönemi, yani 1920'lerden işte 1930'lara kadar Atatürk'ün sağlığında olan o dönemin esasen sağ karakterli olduğunu savunuyorlardı. Bunu da milliyetçilik ilkesine referans vererek daha çok, çünkü milliyetçilik ilkesine acayip şiddetle sarılıyorlardı. Özellikle az önce de bahsettiğim gibi Atatürk'ün işte milliyetçilik konusunda, özellikle Türkçülük konusundaki sözleri sürekli atıf alıyordu bu adamlar tarafından. O milliyetçilik anlayışının biraz da etnik bir milliyetçilik olduğunu savunuyorlardı. Yani burada biraz da milliyetçiliğin aslında kültürel yönünü bir kenara koyuyorlar. Ve kültüralist yönünü bir kenara koyuyorlar. Ve etnisist yönünü alıyorlar. Yani milliyetçiliği aslında ikiye ayırıyor, ikiye bölüyor bu adamlar. Milliyetçinin sadece bir tarafını sahipleniyorlar ve etnisist bir milliyetçilik üzerinden yürüyorlar. Oraya bir bayrak dikerek o yatak boyunca ilerliyorlar. Şimdi baktığımızda burada peki temel argümanları neler? Türk tarih tezine bir kere acayip şiddetle sarılıyorlar milliyetçilikte. Türk tarih tezini kendilerine hatta böyle bir kılavuz olarak ediniyorlar bu milliyetçi tezleri açısından. Sağ Kemalistler bu Türk tarih tezi üzerine, yani Türk tarih tezinin temel argümanlarını kendilerine biraz daha meze ederek veya tez edinerek, bunları kendilerine buradan biraz daha hani ideoloji devşirerek, Türkçü-Turancı bir ideolojiye, Kemalizmin açılımını savunuyordu. Yani bunu nasıl yapacaklar? Kemalist milliyetçiliği biraz daha etnik bir milliyetçiliğe oturtuyorlar dedik ya. Türk tarih tezinde temel argümanlar işte Türklerin ilk dönemlerini, erken dönemlerine falan yaslanır ya. Onları biraz daha çekerek oradan kendilerini, yani Kemalist milliyetçiliği, kendilerinin Kemalist milliyetçiliğini, daha doğrusu kendilerinin şablonunu çizdikleri Kemalist milliyetçiliği, Türkçü-Turancı bir ideolojiyi evirmeye çalışıyorlardı. Kendi nazariyelerinden bir bakış açısı üreterek. Burada iki isim ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Reha Oğuz Türkkan'dır. Diğeri de Hüseyin Nihal Atsız'dır. Bu adamların önemli bir özelliği var. Evet, bu fikirleri falan savunuyorlar. Türkçü-Turancılığa bir açılım. Evet, var. Kitaplarını falan okursanız zaten, romanlarını falan, özellikle Hüseyin Nihal Atsız'ın, bunu açık bir şekilde görürsünüz. Ama şöyle bir yaklaşımları var bu adamların Kemalizme. Şimdi bu adamlar Kemalizmi müthiş bir safsata olarak görüyorlar. Özellikle bu şeyin, hatta Hüseyin Nihal Atsız'ın böyle derleme makalelerden oluşan birkaç cilt halinde bir kitabı vardır. Ona bakarsanız görürsünüz. Oradaki makalelerinde işler Kemalizmi mesela bir safsata olarak görür. Ama mesela aynı siyasi hattan ilerleyen Alparslan Türkeş vardır. Alparslan Türkeş Kemalizme şiddetli bir şekilde sarılır. Hatta bu MHP'nin 9 ışığı vardır ya, o biraz daha Kemalist ilhamlıdır. Çünkü şöyle ki, bu hatta Alparslan Türkeş bunu tasarlarken baktığımız zaman ilerlemecilik anlamında, modernleşme anlamında, pozitivizm anlamında, milliyetçilik anlamında Kemalizm'den özellikle ilham almıştır. Hatta yani sadece bu da değil. Mesela 9 ışık var ya bu, yani şeyin, MHP'nin. Bu aslında 9 umdeden esinlenmedir. Bu CHP'nin kuruluşunda bir 9 umde vardır malum. İşte Atatürk'ün yayınladığı, CHP'nin ilk programı olarak kabul edilir bu 9 umde, belki işte bilirsiniz. Ama tam tekmil bir program özelliği de göstermez açıkçası bu 9 umde. Ama bir yandan da baktığımızda işte bundan etkilendiğini açık bir şekilde görürüz Alparslan Türkeş'in. CHP'nin kuruluşundaki o 9 umde ile Alparslan Türkeş'in 9 ışığını karşılaştırmalı bir okumaya tabi tutarsanız, aslında içerik olarak aynı şeylerden bahsettiğini siz de açık bir şekilde göreceksiniz. Peki Kemalizmin bu muhafazakar açılımı nasıl oldu derseniz, yani tamam, bunlar şimdi milliyetçi Türkçü bir şeyden gitti. Yani sahaya bu.
muhafazakar bir açılım nasıl olur dersen, o da Peyami Safa sayesinde oldu. Peyami Safa'nın 1938'de yayınlandı yanlış hatırlamıyorsam Türk İnkılabına Bakışlar diye bir kitabı vardır. O kitap Kemalizmin muhafazakar bir açılımını simgeler. Peyami Safa'nın bu Türk İnkılabına Bakışlar kitabı Kemalizmin muhafazakar bir yorumunun tohumlarını attıktan sonra özellikle 1946 kavşağına gelindiğinde, yani Türkiye çok partili siyasi hayata geçişle birlikte, Türkiye'nin çok partili siyasi hayata artık adım atmasıyla birlikte, bu Peyami Safa'nın açtığı yolda Kemalizmin sağ yorumlarının biraz daha çeşitlendiğini göreceğiz biz. İşte muhafazakarlıktan tutun da milliyetçiliğe, Anadoluculuğa kadar çeşitli sağ tandanslı yorumları ortaya çıkacak. Bu biraz da aslında bunun katalizörü Peyami Safa'nın Türk İnkılabına Bakışlar kitabıdır diyebiliriz rahatlıkla. 1950'lere gelindiğinde ise Kemalizmin en baskın yorumu Demokrat Parti ve Celal Bayar'dı. Celal Bayar'ın zaten kendisi işte Atatürk'e en yakın kişilerden bir tanesi olması, aynı İsmet İnönü gibi, bu figürü biraz daha besliyordu. Zaten Demokrat Parti de bunu oynuyordu. Aslında bunlar sağ Kemalizmin biraz daha böyle liberal bir yorumunu artık serdettiler Demokrat Parti. Şöyle ki zaten daha Demokrat Parti iktidara gelmeden önce Celal Bayar Kemalist olduğunu ve Kemalizmin sınırları içerisinde kalacağına dair bir gazetelere demeçler vermişti. Bu demeçlerle zaten görüyoruz ki Celal Bayar aynı Kemalist politikalara falan devam ettirecek ama tabii ki de kendi bakış açısıyla. Şimdi Demokrat Parti ile CHP arasında, yani İsmet Paşa'nın CHP'si arasında Kemalizm önemli bir rekabet şeydi. Çünkü şöyle ki bir kere Demokrat Parti CHP'yi Kemalizmden uzaklaşmakla, hatta Kemalizmi yozlaştırmakla itham ediyordu sürekli. CHP tabii buna karşın kendince politikalar üretiyordu ama Demokrat Parti'nin genel argümanları neydi derseniz, bir kere baktığımız zaman işte Anıtkabir konusunda CHP'yi suçluyordu. İşte buna göre CHP, İsmet Paşa daha doğrusu, Anıtkabir'in yapımını geciktirmişti. Çünkü Atatürk karşıtıydı. Veya Demokrat Parti ilk iktidara geldiği dönemlerde işte yaptığı ilk işlerden bir tanesi, tabii böyle ezanı falan işte dilinin değişmesi olarak bilinir ama yaptığı ilk işlerden bir tanesi nutuğu bastırmaktır. Gene CHP'yi suçluyor, İsmet Paşa suçluyor. Daha doğrusu sizin iktidarınız döneminde nutuk hiç basılmamıştı. İşte biz geldik bastırdık falan. Daha sonra Atatürk'ü koruma kanunu çıkaracaktır. Bu da Kemalizm'i aynı şekilde sahiplenmedir ve başka çok daha başka uygulamalar da vardır tabii ama hepsini tek tek açmanın bir mantığı yok yani uzun sürer. Yani Demokrat Parti ile CHP arasında bir Kemalizm rekabeti vardı. Kemalizmi sahiplenme rekabeti vardı. Tabii ki Celal Bayar'ın işte Atatürk'e en yakın isimlerden falan birisi olması bunu besliyordu. Yani hani siz kim, Kemalizm kim falan diyemiyordu Demokrat Parti'ye hiç kimse. Dediğim gibi Celal Bayar figürü üzerinden bu besleniyordu çünkü. Hatta Celal Bayar bir nevi Atatürk'ün ve Kemalizmin mirasçısıydı. Yani böyle lanse ediliyordu. Hatta Demokrat Parti ile birlikte Türkiye demokrasinin geldiği, bu demokrasinin gelmesinin aslında Atatürk'ün öngördüğü Cumhuriyet idealinin, Kemalizm'in öngördüğü o demokratik işte çok partili falan demokratik idealin bir izdüşümü olduğu savunuyordu. Yani Demokrat Parti aslında Türkiye'yi çok partili siyasi hayata geçirerek Atatürk'ün öngördüğü o demokrasi idealizmini, Kemalizm'in işte öngördüğü o demokrasi idealizmini böylece gerçekleştirmişti ve asıl Kemalist Celal Bayar ve Demokrat Partililerdi. Buna karşın CHP ise ötekiydi. Kemalizm'den uzaklaşmayı simgeliyordu. Kemalizmin yozlaşmasını, Kemalizmin belki tırnak içerisinde tukaka olmasını simgeliyordu Demokrat Partililere göre. Peki bu durumda şunu sorabilirsiniz. Şimdi Demokrat Parti döneminde malum işte Türk ekonomisinin dışa açılması ya da işte Amerika ile yakınlaşmalar falan var. Bu Kemalizm'e aykırı değil miydi? Bunu nasıl lanse ettiler topluma diyebilirsiniz. Veya aydınlara mesela bunlar tartışılıyor. Tabii ki de tartışılıyordu. Hani aydınlar bu soruları soruyordu, yöneltiyordu Demokrat Parti. Siz Kemalistsiniz de madem o zaman Amerika ile yakınlaşmalar ne oluyor diye. Bunu da şöyle özetliyorlardı kendi tabii bakış açılarına ve tabii insanları ikna ediyorlardı. Atatürk malum işte pragmatist bir insandır. İşte zaten Kemalizm'in özünde pragmatist bir ideolojidir. Yani baktığımız zaman işte Atatürk'ün 1920'lerdeki uygulamaları ve 1930'lardaki uygulamaları çok farklıdır. Yani ekonomi açısından baktığınızda en basitinden bunu görürsün. İşte 1920'lerde daha liberal, daha kapitalist bir Türkiye varken devletçilik anlamında 1929 ekonomik buhranından sonra işte devletçilik bir uygulamaya konulacaktır. Ve devlet eliyle biraz sanayileşme, işte özel müteşebbisin giremediği alanlara girme falan onlar uygulamaya konulacaktır. Bu nedir? Pragmatistiktir yani açık bir şekilde Atatürk ve Kemalizm pragmatist bir ideolojidir. Yani bunların da örnekleri dediğim gibi sıralanabilir. Ama baktığımız zaman buradan dem vuruyorlar Demokrat Partilerde. İşte Atatürk de pragmatisti, Atatürk de işte faydacıydı. Şu anda da Türkiye'nin çıkarına olan şeyler bunlardır. Bu programı lanse ediyorlardı. Zaten Celal Bayar ve Demokrat Partililerde baktığımız zaman bu Atatürk'ün de sözlerinde olan işte bu sınıfsız kaynaşmış bir kütle var ya, bunu aynı şekilde zaten devam ettiriyorlardı. Aynı benzer sözlere falan Celal Bayar'da da rastlanır keza. Yani aslında Demokrat Parti bir nevi CHP gibi, tek parti döneminin CHP'si gibi toplumun tümünü temsil iddiası güdüyordu. Yani normalde bir siyasi parti nedir mesela? Belli bir kesimi hitap eder. Yani işte atıyorum işte belli bir işte %20-30 neyse onun bir kitlesi vardır. Ona hitap eder.
Ötekilere de mesela herkese mavi boncuk vereceğim diye uğraşmaz. Ne yapar? İşte ötekileri benim politikalarım daha doğru, benim ideolojim daha doğru, benim siyasetim daha doğru diyerek öteki kesimleri yanına çekmeye çalışır. Mantık budur yani. Böyle işlemesi gerekir. Ama CHP'de ve Demokrat Parti'de böyle bir şey yok. Milletin tümünü temsil iddiası gidiyor. Zaten bu nedenle yani öyle 1950'lerde falan daha sağ sol ideolojiler çok belirginleşmiş değil. Onlar 1960'lardan sonra ortaya çıkacaktır. Bunlar dediğim gibi milletin tümünü temsil iddiası görüyorlar. Demokrat Parti'den sonra bu sağ Kemalizm Turan Feyzoğlu ve Cumhuriyetçi Güven Partisi paralelinde devam etti. Bu Cumhuriyetçi Güven Partisi biraz yabancı gelebilir size. CGP diye kısaltılıyordu. Bir de bu Kasım Gülek vardır. İşte CHP'de üst düzey mevkilerde bulunacak eskiden. Bunun bir de Cumhuriyetçi Partisi vardı. Bu Turan Feyzoğlu da Güven Partisi'ni kuruyor. Bunlar ikisi daha sonra birleşerek Cumhuriyetçi Güven Partisi oluyor. Peki nasıl oluyor falan derseniz. Şimdi 1960'lara bu CHP'de bir ortanın solu hareketi var malum. Şimdi bu ortanın solunun daha çok böyle işte böyle ortanın sol Moskova yolu falan diyorlar. Yani komünizmle biraz daha eş tutuyorlar ama tabii öyle değil. Şimdi bu Turan Feyzoğlu da CHP'nin içinde bir hizbi başlatıyor. Nedir bu? Ortanın solu karşıtlar. Böyle bunlara ilk başta 8 kişiler, 8'ler falan deniliyor. Sonra 48'ler falan oluyorlar bu adamlar. Yani ortanın soluna muhalefet ediyorlar. Ortanın solu hizbinin başında da Bülent Ecevit var ve Bülent Ecevit'in bu ortanın solu grubu başarılı olacak. İşte galebe çalacak diğerlerine, genel başkanlığına kadar yükselecek. Bu durumda Turan Feyzoğlu falan tabii biraz daha geri plana çekilecek. Ve Turan Feyzoğlu özünde zaten acayip komünizm karşıtı bir adam. Yani böyle hatta komünizmi yani Türkiye için varlık yokluk meselesi falan olarak görüyor. Kendisini Atatürkçü olarak tarif ediyor bu arada. Ve yani sağ Kemalist. Yani sağ Kemalizm konusunda da baskın bir figürdür onu söyleyeyim. Bu Barolar Birliği Başkanı var ya eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu. Şimdi herhalde Kıbrıs sefiri oldu. Onun da dedesidir. Yani babası olarak bilinir ama aslında dedesidir. Turan Feyzoğlu akademik geçmişi falan da vardır. Yani profesör etiketi falan da vardır kendisinin. Öyle önemli bir de bir simadır. Belki güncelde pek popülaritesi yok ama o yüzden biraz açmak istedim. Neyse bu Kasım Gülek de CHP içerisinde bir hizmin başında. O da Bülent Ecevit taraftarlarına tabii ki de yeniliyor. O da ayrılıyor CHP'den. Bir Cumhuriyetçi Parti'yi kuracaktır. Öbürü de Güven Partisi kuruyor. Sonradan bu iki hizip yani iki parti birleşiyor. Cumhuriyetçi Güven Partisi oluyor. 70'lerde de bu Milliyetçi CHP hükümetleri var ya. Demirel'in başkanlığındaki işte Türkeş Erbakan falan da olacak. O partinin de dördüncü, o hükümetin de dördüncü ortağı olacak bu. Cumhuriyetçi Güven Partisi, Turan Feyzoğlu'nun başkanlığında olan. Yani ne demek istiyorum buradan geleceğimiz nokta şu. Turan Feyzoğlu ve Cumhuriyetçi Güven Partisi kendi üzerine alıyor artık bu sağ Kemalizmi. Celal Bayar'ın da şöyle ki biraz etkinliği var. Celal Bayar 1970'lere falan gelince zaten halen daha hayatta bu arada. Ve Türk siyaseti üzerine özellikle merkez sağ üzerinde belirleyici bir etkisi var Celal Bayar'ın. Hatta bu Milliyetçi CHP hükümetlerinin kurulmasında 1970'lerde iki tane MC kurulacaktır. Milliyetçi CHP hükümeti kurulacaktır. Bunların kurulmasında da epey etkili bir figür olarak bizim karşımıza çıkıyor. Hatta bir Demokratik Parti vardır. Bu DTP falan diye kısaltılır. Yani bu Demokrat Parti artık yok ya. 60'ta işte şey, 27 Mayıs'tan sonra kapatılacak. Onun yerine bir de Demokratik Parti diye bir parti kuruluyor. Hatta bu Hüsamettin Cindoruk falan da var o partide. Bu Demokratik Parti'nin arkasındaki isim de Celal Bayar'dır. Yani belirleyici bir figür artık. Ama dediğim gibi bu Turan Feyzoğlu paralelinde gidiyor daha çok 1970'lere falan gelinde sağ Kemalizm. Sağ Kemalizm kendi Kemalizmini kurarken daha çok milliyetçiliğe odaklanıyor. Yani bu Kemalizmin 6 ilkesinden milliyetçiliğe büyük oranda odaklanır. Burada zaten Turan Feyzoğlu az önce bahsettiğimiz biraz ideolog olarak ortaya çıkar. Hatta bu sağ Kemalizm bu Atatürkçülük olarak tarif eder. Kendisini Atatürkçü olarak tarif eder. Atatürkçülükle milliyetçiliği biraz böyle eş anlamlı gibi kullanır. Bunu da nereden bilebiliriz? Şöyle ki 12 Eylül'den sonra malum işte bir devlet ideolojisi olarak yapay bir Atatürkçülük var edilecektir. Çünkü niye yapay bir Atatürkçülük var edilecek? Bu Kemalist yön hareketi diye ben size bir geçenlerde video paylaşmıştım ya. O yön hareketi vesilesiyle Kemalizm eşittir sol diye böyle bir yapışmıştı. Yani bir nevi Kemalizm denilince sol algılanıyordu artık hani bu yön hareketi vesilesiyle ve Kemalizm üzerine yapışmış bu sol vesilesiyle 12 Eylül döneminde bu solu artık atomize etmek vesilesiyle Kemalizmin yerine Atatürkçülük tahvil etti. Ve bu 12 Eylül döneminde propaganda metinleri yayınlanıyor bu Atatürkçülükle ilgili. Hatta bu şey vardır. Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu var ya. O kurumun bünyesinde çıkacak böyle bir Atatürk ve Atatürkçülük dizisi vardır. Yani dizi dedim şey kitap şey değil yani televizyon dizisi anlamında demiyorum. Bu dizilerden bir tanesinin içerisinde Atatürk ve Milliyetçilik diye bir kitap vardır. Bu kitapta Turan Feyzoğlu yazıyor. Bu kitabı okursanız şunu görürsünüz. Turan Feyzoğlu Atatürkçülük ve milliyetçiliği eş anlamlı kullanıyor ve bahsettiği Atatürkçülük biraz daha muhafazakar böyle içinde geleneksel İslami ögeleri de barındıran antikomünizm yani komünizm karşıtı bir ideoloji ve bunu devlet ideolojisi olarak 12 Eylül vesilesiyle yediriyorlar. Hatta işte bu ders kitaplarına falan da girecektir. Yoğun bir propaganda dönemine girişilecektir zaten Atatürkçülük konusunda 12 Eylül ile ilgili. Bu arada bu Kemalizm serisi içerisinde bu 12 Eylül Atatürkçülüğü ile ilgili de bir video yayınlamayı düşünüyorum.
Şimdiden abone olursanız videoyu kaçırmazsınız diyorum. 12 Eylül döneminde bu Kemalizmin üstündeki sol gömleğini çıkartıp bunu bir Atatürkçülük yapabilmek için yoğun bir propaganda sürecine girişildi dedik. Yani bunu bir Atatürkçülük kılıfına sokmak için artık. Bunun için sıklıkla bu milliyetçi mukaddesatçı kesimin tipik retoriklerine başvuruluyor. Mesela işte güçlü devlet gibi. Yani bu güçlü devlet de şöyle. Demokrat Parti aslında bunu biraz başlattı. Demokrat Parti döneminde bu güçlü devletten kastedilen aslında böyle bir milli iradenin fetişleştirilmesidir. Bunu Bülent Tanör falan da kullanır zaten. Burada ne demek istiyorum? Şu. Demokrat Parti döneminde seçim sistemine göre bir ili alan, yani diyelim işte Isparta vilayetini alalım elimize. Isparta'nın diyelim 10 tane vekil çıkarması gerekiyor. 1957 seçimlerini örnek alalım. Yani bunları üfürüyorum şu anda tamamen varsayım üzerinden. Yani açıklayabilmek açısından. Diyelim 10 tane vekil çıkaracak 1957 seçimleri açısından Isparta vilayeti. Orayı diyelim Demokrat Parti aldı. Demokrat Parti alınca ne oluyor? 10 vekilin hepsini birden şey çıkarıyor. Demokrat Parti çıkarıyor. Ama nasıl olacak? İşte %100 oy almıyor ki Isparta'dan. Diyelim %20 birisi alıyor, 30 birisi alıyor, işte 40 birisi alıyor falan. İşte veya işte 10, 15 neyse işte. Ama bunun için diyelim birinci parti %20 ile çıktı. %20 ile birinci çıkan parti Isparta'nın tümünü temsil ediyor. Yani %100'ünü temsil ediyor. Böyle bir sistem var. Bu sefer ne oluyor? İktidar partisi mecliste büyük bir çoğunluğu teşkil ediyor. Mesela diyelim işte 500 vekili olacaksa 400'ün işte iktidar partisi oluyor, 100'ün muhalefet oluyor. Zaten az önce de dedik ki iki partili bir sistem var zaten. Yani diğer partiler olsa bile işte 2-3 milletvekili zor sokuyorlar. Yani o da işte bir ile alacak da şey yapacak. Milletvekili sokacak çünkü. Kolay değil yani %40'larda 50'lerde oy alan partiler varken öbürü yani 3-5-10 oy almış. Yani bu sefer şey yapamıyor, meclise vekil sokamıyor. Yani adaletsiz bir dağılım söz konusu. Burada ne oluyor? Mesela işte Demokrat Parti bu sefer iktidar partisinin atıyorum 400 vekili var ya her istediğini meclisten tabii geçiriyor. İşte bak işte demokrasi ideali Atatürk'ün buydu işte çok partili sistem vardı. Veya işte çok partili sistem içerisinde evet işte bu demokratik bir sistemdir. Ben milli iradenin büyük çoğunluğunu temsil ediyorum. Buradan geçen kararlar da bu durumda demokratiktir. Yani bu milli iradecilik üzerine böyle bir fetişleştirme falan durumu söz konusu. Yani Demokrat Parti'nin milli irade kavramı biraz daha farklı. Yani demokrasi imgesi falan kafadaki biraz daha farklı çalışıyor o dönemler açısından. Yani bunu değiştirelim falan diyorlar tabii özellikle CHP taraflarından falan. Hatta Demokrat Parti'nin içinde bir parti daha doğacak. Hürriyet Partisi diye işte 55-56 falandı. Bu Hürriyet Partisi biraz daha liberal demokratik görüşleri olan bir parti. Onlar özellikle çokça savunuyor bunu. Bir de dinsel motiflere sıklıkla başvuruyor. Bu dinsel motifler de şöyle bu antikomünizm ya bunlar temel argümanları yani komünizm karşıtı. Bu hatta Turan Feyzoğlu'nda dedik işte varlık yokluk meselesi Türkiye'nin bir nevi yani komünizm karşıtlığı ya. Dinsel motiflere sıklıkla antikomünizm için başvuruyor. Çünkü komünizm karşıtlığında bir nevi bu dinsel motiflerin yani geleneksel İslami öğelerin yapıştırıcı olacağı, tutkal olacağı. Hani geleneksele başvurursak işte Türkiye komünizme kaymaz. Temel argümanları bu. Yani böyle devlet ve millet kaynaşması açısından dinsel motifler işte dedim ki yani tutkal, çimento ne derseniz deyin o argüman olarak kullanılıyor. Peki 12 Eylül döneminde bu yoğun bir propagandayla artık bu Kemalizmin üstündeki sol gömleği daha doğrusu işte Atatürkçülüğün üstündeki Kemalizm gömleği çıkarılıyor ve sağ Kemalizm olan devlet ideolojisi olan sağ Kemalizm artık Atatürkçülük hattında ilerleyecek. Bu Atatürkçülük ise milliyetçi, muhafazakar falan devlet ideolojisi olan bir Atatürkçülük artık ama özünde tabii sağ Kemalizm. Şimdi peki bu Atatürkçülüğün artık devlet ideolojisi olan Atatürkçülüğün temel tezleri neler? İşte milliyetçi olacak, muhafazakar olacak. Bu propaganda metinleriyle falan işleniyor. Propaganda metinlerine bakarsanız işte özellikle Atatürk ve Atatürkçülük dizisini size görürsünüz. Tabi olmazsa olmaz cumhuriyetçi olacak. Bir de gene olmazsa olmaz antikomünist olacak. O zaman 12 Eylül döneminden sonra normal parlamenter demokratik düzene geçildiğinde buna uygun bir adam lazım yani iktidara gelecek. Yani bu fotoğrafı veren belli başlı tabi kişiler saymak mümkün. Ama benim aklıma mesela bir kişi geliyor. Hatta tam şurada videoyu durdurup size bir düşünebilirsiniz. Yani bu kareye acaba kim uyuyor? Bu fotoğrafa kim uyuyor? Ben cevabını vereyim. Celal Bayar. Ama 1980'lerde artık Celal Bayar'ı iktidara getirmek tabii ki de mümkün değil tekrardan. Yani bu fotoğrafa baktığımızda işte Celal Bayar'da milliyetçi muhafazakarlık var. Liberallik bile var hatta. Cumhuriyetçi ya da liberal bir cumhuriyetçi. Antikomünizm de var. Yani Demokrat Parti döneminde hatta CHP ile Demokrat Parti'nin uzlaştığı bir konu vardı dış politikada. O da komünizm karşıtlığıydı. Yani nerede bir komünist görseler alıp götürüyorlardı. Yani aslında parmakla sayılacak kadar az komünist vardı ama tutup götürüyorlardı hepsini. Neyse yani bu fotoğrafa Celal Bayar uyuyor. Dediğimiz gibi 12 Eylül'den sonra 83 seçimlerinde mesela tekrardan Celal Bayar'ı iktidara getirme şansımız yok. O zaman bize yeni bir Celal Bayar lazım. 12 Eylül dönemi açısından. Bu fotoğrafa kim uyuyor? Gene bir isterseniz videoyu durdurup şöyle bir düşünün. Bu fotoğrafa kim uyuyor? Gene cevabını vereyim ben size. Turgut Özal. Nasıl derseniz aynı Celal Bayar gibi milliyetçi muhafazakar. Aynı Celal Bayar gibi liberal cumhuriyetçi. Üstelik çok seçkin bir figür çizmiyor. Çünkü seçkinlerin şöyle elitlerin biraz daha genelde solcu oluyorlar 12 Eylül açısından.
O gömleği artık üstünden atmak gerekiyor. Turgut Özal'da bu yok. E baktığımız zaman antikomünizm de var Turgut Özal'da. Ve 3-4 farklı siyasi eğilimden oy alabilecek potansiyele sahip. Zaten 83 seçimlerine veya işte sonraki işte 87'ye bakarsanız bunu açık bir şekilde görürsünüz. Adam birkaç sene içinde Cumhurbaşkanlığına kadar yükselecek. Yani birkaç farklı siyasi eğilimin oyunu alabiliyor. Aslında Celal Bayar yani bir nevi aslında da şey Turgut Özal 1980'lerin bir nevi Celal Bayar'ı. Yani 12 Eylül yönetimi açısından bu böyle ortaya çıkıyor. Hatta bir nevi Turgut Özal'ın yani rüzgar arkasından estiriliyor diyebiliriz rahatlıkla. Bu fotoğrafa pek an şey niye uymuyor diyebilirsin. Yani Turan Feyzoğlu dedik ya işte 70'lerin açtığı sağ kemalizmi adam sırtlanmış artık. Madem işte bu da 12 Eylül döneminde de artık bir sağ kemalizm hattından gelecek. Niye o zaman bu adam işte Turan Feyzoğlu değil diyebilirsiniz? Çünkü Turan Feyzoğlu şöyle seçkin birisi. Yani baktığımız zaman işte adam Profesör Titi var işte. Şeyden geliyor, akademinin içinden geliyor. Uzun süre CHP'de siyaset yapmış falan. Siyasi merkezin içinden gelen birisi. Yani elit falan bir adam yani bildiğimiz hani tamam sağ kemalizm ama bildiğimiz elit yani adam. Bu elit olmayacak. Çünkü şöyle dediğim gibi bu biraz sola çağrışım yapıyor. Üstelik CHP'nin içinden gelen birisi. Turan Feyzoğlu uzun yıllar CHP'de siyaset yapmış. Hatta yani şey bu CHP'nin eski genel başkanı Altan Öymen var ya onun da nikah şahididir. Bakabilirsiniz. Yani demek istedim seçkin olmayacak, elit olmayacak. İşte bir sol imajı olmayacak kesinlikle. E bu figüre Turan Feyzoğlu uymuyor. Ha Turan Feyzoğlu şöyle siyasi merkez açısından 12 Eylül'ü yapanlar arasında bir rahatsızlık uyandırmıyor tabii ki de onu da söyleyeyim. Hatta bu 70'lerde Milliyetçi Cephe hükümetlerine girecek ya dedik ya Turan Feyzoğlu. Orada işte bakanlık falan yapacak. İşte o Demirel'in başkanlığında kurulacak. Baktığımız zaman orada da Türk siyasetinde merkez sağın 3-4 eğilimi birden var. Şey var, Türkeş var, Erbakan var, merkez sağ temsil eden Demirel var. E bir de işte şey girmiş, CGP girmiş. Turan Feyzoğlu, Cumhuriyetçi Güven Partisi. 4 partili bir koalisyon. Ha şöyle bir şey var. Şimdi 12 Mart'ın hemen ardından kuruluyor bu hükümet. Yani işte 73-74 falan. İşte daha sonra seçimlere kadar devam edecek bu hükümet. Şimdi 12 Mart'ın hemen ardından kurulan bu hükümete mesela ordu niye karışmıyor bu durumda? 12 Mart'ta işte Demirel şapkasını almış gitmiş. E Demirel tekrar gelmiş hükümet kurmuş. Orada niye bir şey demiyor bu 73'ten sonra 74'ten sonra? Tekrar hükümet kurmuş. İşte 75-77 arasıydı. Niye bu sefer orada bir şey demiyor? Niye tekrar bir muhtıra vermiyor falan diyebilirsiniz. İşte Turan Feyzoğlu sayesinde çünkü merkeze güven uyandırıyor. Bir nevi aslında gene işte paratoner gerilim olursa Feyzoğlu üzerinden halledecekler. Yani bu şey değil komple teorisi falan değil tabii ki de sabit yani bu. Peki 12 Eylül dönemine geri dönecek olursak Turan Feyzoğlu dedik işte yani güven uyandırmıyor. Ama şunu söyleyeyim Kenan Evren'in hatıralarında yazıyor. Turan Feyzoğlu'nu biz başbakan olarak düşünmüştük diye. Ama sonrasında dediğim gibi benim belirttiğim dinamikler devreye giriyor ve Turan Feyzoğlu'nun yerini Turgut Özal alacak artık. Peki Turgut Özal'ın arkasından nasıl rüzgar esiyor diyebilirsiniz bu sağ kemalistler açısından. Şimdi o da şöyle 1983 seçimlerine 3 tane parti giriyor. Niye 3 tane parti giriyor? Çünkü 12 Eylül yapanlar yani o darbeci junta diyor ki bir siyasi parti kurulacaksa ve bu seçimlere girecekse bizim iznimiz ve bilgimiz dahilinde olur. İşte kurucular kadrosunu getireceksiniz. Biz bakacağız. İşte o kurucular kadrosu yani o partinin üst düzey yönetim şemasındaki kişiler böyle bir 30 kişi falan olacak yanlış hatırlamıyorsam. Bunlara biz bir bakacağız. İşte beğenmezsek işte bizim açımızdan bir tehdit falan uyaran bir adamsa yani yaramaz bir adamsa diyeyim tırnak içinde. Bu adamı biz veto edeceğiz. Yani siz parti olarak seçime giremeyeceksiniz. Bunu öneriyorlar. Şimdi CHP'nin yerine de şey kuruyor. SHP kuruyor. Daha doğrusu o dönem kadı SODEP. TÖDEP'in başkanlığında da Erdal İnönü var. Niye Erdal İnönü getiriliyor? Çünkü Erdal İnönü olursa veto yemezler. Kafalarındaki mantık o. İsmet Paşa'nın oğlu çünkü yani orada herhalde veto etmez bu adamı diye düşünüyorlar. Ama tabii düşündükleri gibi olmuyor. İşte böyle bir 30 kişi falan olacak yanlış hatırlamıyorsam. İşte 28'ine evet diyorlar. İkisine yok olmaz falan diyorlar bu durumda. Siz seçime giremezsiniz diyor. Yani diğer partilerin aşağı yukarı aynı argümanları öne sürüyorlar. Ve 3 parti seçime giriyor. Şimdi bu partiler kim? Bir kere Turgut Özal'ın işte şeyi var. Anavatan Partisi yani ANAP var işte o arı falan. Ondan sonra bu şey var. Necdet Çarp var bu. Necdet Çarp'ın Halkçı Partisi var. Bu daha sonra şeyle Erdal İnönü Partisi'yle falan birleşecek. Bir de bu Milliyetçi Çalışma Partisi mi? Milliyetçi bir şey partisi vardı. Tam adını hatırlayamadım. Şimdi Turgut Sunal'ın partisi. Milliyetçi Çalışma değildi o şeyinkiydi. Türkeş'inkiydi. Bu da Milli Kalkınma Partisi miydi? Neydi? Öyle bir parti. Neyse oraya adını koyarım ben. Turgut Sunal'ın partisi. Bu 3 parti seçime girecek sadece. Diğer partilerin hepsi veto yiyor. Hiçbir seçime giremiyor. Şimdi 12 Eylül dönemine bakalım. 80'den 83'e kadar 2,5-3 yıllık bir süreç var aşağı yukarı seçimlere kadar. Ordu gelmiş, herkesin üstünden geçmiş, bütün siyasi çevrelerin üstüne geçmiş, bütün siyasi partiler kapatılmış CHP dahil. Yani baktığımız zaman diğer ikisi ama bu durumda Necdet Çarp ordu kökenli, Turgut Sunal ordu kökenli, ordunun içinden geliyor. Yani bu durumda siz olsanız mesela
12 Eylül öyle bir üstünüzden geçmiş ki artık gidip de işte ordunun içinden gelen yani 12 Eylül'ün içinden gelen Necdet Çarp'a oy verir misin? Ya da Turgut Sunal'a oy verir misin? Bu 12 Eylül rejiminin devam edeceği anlamına geliyor çünkü. E bir yandan da Turgut Özal figürü var. Adamın resmen yani gömleğini çıkar Celal Bayar. Yani hatta Türkiye'de dediğim gibi 3-4 farklı siyasi eğilimden oy alma potansiyeline sahip. Merkez sağ kendi uhdesini toparlayabiliyor. Geniş bir çeperli bir oy alma potansiyeli var. Yani oy oranlarına bakarsanız bu adamı zaten görülür. Hatta önemli atılımlarında önünü açıyor. Özalizmin önünü açıyor yani bir kere. Yani ez cümle Turgut Özal sağ kemalizmin bütün motiflerini kendi üzerinde toparladı ve bunlarla seçime girdi. Rüzgar da böğünle arkasından eserek Turgut Özal'ı iktidara getirdi doğal bir şekilde ve sağ kemalizm Turgut Özal hattından ilerledi bu sefer de. Bu videoda sağ kemalizmin genel bir çerçevesini çizdim sizlere. Biraz sağ kemalizme giriş gibi oldu bu videoda. Çünkü sağ kemalizm de çok dağlı bir konu. Hem siyasi yönü var hem de entelektüel hayatları var. Ama ayrı ayrı bunları açacağız.